Ama önemli sizin bir soru. İtirazınız vardı Zafer Bakarken. Söyleyeceğim. Başlayın lütfen çünkü peki, hani biraz şimdi hareket bir kere olsun. Evet. Zafer Bey'in söylediği gibi değil. Biz, ne demek? Biz ise şöyle yetiştik. Bu emperyalist güçler, yabancı petrol şirketlerine sahip olan devletler ve şirketler Türkiye'de enerji var, bu enerjiyi açıyorlar. Benim çocukluğumun geçtiği Mardin'de Nusaybin ilçesinde petrol çıktı. Evet. Sevindik. Birkaç ay sonra o petrol kuyusu kapatıldı. Evet, o başarı. Efsane olarak yıllardır tabii, hep tabii, şey Adıyaman'da yapılır. Oldu bu, Batman'da oldu, birçok yerde oldu. Şimdi onun için bizim kodlandığımız şey şuydu hep. Bu ülkede enerji var. Ama çıkarılmasına müsaade edilmiyor. Bunlarla işbirlikçiler var. Bu işbirlikçilerle de hiçbir zaman taraf olmayınız. Ama son 20-25 yılda Türkiye'de ekonomi kendini izah ederken fazla verilen cari açıktan dolayı enerjimiz yok fikri yayıldı. Dolayısıyla Zafer o dönemde çocuğu olduğu için öyle kodlanmış oldu. Ya ne kadar enteresan. Peki o kuyular kapatıldı. Enerji varken kapatıldı. Üstüne beton döküldü. Niye bir Allah'ın kulu Recep Tayyip Erdoğan'a kadar buna isyan etmedi? Ettik. Niye buna, niye gereğini efendim, yapmadı? Ettik, bakın, bu gemileri niye almadı bakın, geçmişte? Bakın ettik. Bu gemiler yani geçmişte bugün, niye bugün, alınmadı? Bugün böyle hala ben söylüyorum. Türkiye'de itibarı iade edilmesi gerekenlerin başında Deniz Gezmiş gelir. Deniz Gezmiş'in yürüyüşleri, o zamanki öğrencilerimiz, biz öğrenci olarak baş kaldırmışımızın nedeni bu gibi şeylerdi. Ama Türkiye'de diyorum bakın bir laf var. Bu uluslararası oyunlara alet olan bir mekanizma vardı. Bu mekanizmanın yok edilmesi için o günden itibaren yetişen insanlar... Bugün kırıldı mı o mekanizma? Kırıldı çünkü peki, o zaman yetişenler bugünkü peki, devlet yönetiminin altyapısını hazırladı. Ekonomik olarak şunu soracağım. Ekonomik olarak Türkiye'ye bu işin getirisi ne? Ben bir açıdan bakıyorum. Ben şu anda bahsedilen bu 25 metreküp indirimi... Bir ay bedava verilmesini hiç önemsemiyorum. Peki, önemli asıl, olan asıl ne? Halkın bilmesi gereken, Sayın Cumhurbaşkanı neden onu söylemedi bilmiyorum. Bu konudaki cari açığımızın düşeceğidir. Yani aslında... Makroekonomi açısından en önemli şey herkesin tabii, hayatını etkileyecek tabii, bu. Bu işte. Makroekonomi hı-hı açısından olunca cari ne olur? Demedim. Türkiye'de... Ya cari açık kur, demedim. Bakın, dedim ki, bakın, söyledi ben, benim, benim dediğime söyledi şimdi mi geliyor? Tamam. Söyledi, söyledi. O sen Enerji Bakanlığı'nı övmeye çalışıyorsun. Ben de diyorum ki Türkiye'yi övelim. Yani icra listesi bu. Bu yok, konuda... Hep beraber Dünya Bankası ile IMF'yi övelim, rahat edelim. Niye? Öyle kodlandık ya, ya sizler. Sen hiç yürüyüş yaptın mı? IMF kahrolsun, Dünya yürüyüş Bankası... Ben yapanlardanım, yani hiç merak etme. Hiç yani yapanlardanım ben. Yani hiç bir bana anlatma. Çok özür dilerim. Şimdi o şeyi notu buldum, Gürbüz Bey'in sorduğu. Bakın Demak adında Amerikalı bir bağımsız şirket var. Bu enerji alanında, evet, bu doğalgaz keşiflerini yapan büyük kuruluşlardan biri. Total'de bizim 710 milyar o bölgedeki bulduğumuz rezervin 710 milyar metreküp olduğunu onlar tespit ediyorlar. Biz ilk başta o sizin açıkladığınız rakamı açıklamıştık. Ama bu güzel günün hatırına ben de şunu söyleyeyim buradan. Sayın Bakan her ne kadar Türkiye'nin moralini bozmaya devam etmeye ben çalışsa da... Bilakis moralini yükseltiyorum. Şimdi şöyle... Ben senin gibi kısa vadeli moral peşinde ben kısa, değilim. Bakın, ben ne dedim? Cari açık. Ben ne dedim? Ne diyorum? Senin söylemediğini... Ben ne dedim? Ben Türkiye'yi düşünüyorum. Senin gibi yalnız Enerji Bakanlığı'nı düşünmüyorum. Ben dedim, ben şunu söyledim. Bak gübre fabrikası açıyoruz dedim. Sanayide üretim maliyetleri düşecek dedim. Evet. Enerji satın almak için... Ama bu bilgi de yanlış. Enerji, tabii... Enerji satın almak için olduğunu harcadığımız paranın en az yarısı cebimizde kalacak. Tam kapasiteye ulaştığımızda. Dolayısıyla cari açığın azalacak. Efendim, zaten neden? Cari açığa etkisi ne kadar olur? Yani onu biliyor muyuz? Yani cari bakanlar açığa... Bakanlar Hande Hanım 50-55 milyar dolar şimdi enerji cari açığa etkisi, satın alıyoruz. Şimdi almayacağız. İşin gerçeği dün bugün birçok televizyon programı yapılıyor. Herkes bu yapılacak indirime odaklanıyor. Vatandaşı çünkü en çok o ilgilendiriyor CNN'de, doğal olarak. CNN'de zannedersem bugün konuşuldu. Fulya Öztürk programında aynen sizin gibi sordu. Zaten iki kişi var böyle canlıca soran. Birisi Hande Fırat, birisi Fulya Öztürk. Hemen sordunuz. Çok teşekkür ederim. Hayır sordu. Ve oradaki kişi 50 milyar civarında bir cari açığımızda bir düşüş olacağını söyledi.
söylediği rakam az fazla hiç önemli değil. Önemli olan cari, açığın düşmesi. Cari açığın düşmesi demek otomatikman Türk lirasının değer kaybatma şeyinin ivmesinin tersine dönmesi demektir. Yani Türk lirasının değer kazanması ya da kaybının durması. Kaybının durmasıdır. Tamam. Kaybı durunca bu sefer ne oluyor? Esas maliyetlere etkisi. Bunu da Türkiye'de şu anda enflasyona çare arayanların hiç söylemediğini, bunu da Cumhurbaşkanı iki kere söyledi. Onun dışında Türkiye'de hiç kimse söylemiyor. Ne muhalefet ne iktidar. Enflasyonun temel nedeni Türkiye'de şu anda kontrol edilememesinin temel nedeni kur açığıdır. Kur farkıdır. Kurun lazım ya. Şimdi, tamam ama bir dakika. Hepsine ama doğalgazın etkisini söyle. Bak aramızdaki farkı sen Enerji Bakanı anlatıyor, ben Türkiye'yi anlatıyorum. Sayın Bakan, Türkiye'yi onun için seninle aynı fikirde siz değilim. Siz kafanızdaki Türkiye'yi anlatıyorsunuz. Bir dakika. Kafamdaki Türkiye yani açığı sıfırları olan Türkiye'de. O zaman bize lütfen şunu anlatın. Tecrübeli bir ekonomist, eski bakan olarak. Anlatıyorum işte. Türkiye'de cari açığın temel sebebi nedir? Bize bunu anlatın. Anlatayım. Nedir? Nedir? Söyleyeyim. Son 20 yılda enerjiyi dışarıdan almamızdır. Bir dakika. Bunu söylemiyorlar. Hayır. Enerjiyi Türkiye dışarıdan almıyor muydu? Alıyordu. Ben teslim ettiğim zaman Babacan'a cari açık ne kadardı? Baktınız mı hiç? Üretim. 1 milyon 400 bin dolardı. 1 cari milyar. Açık. 1 milyar 400 milyon dolardı. Niye düşüktü? Çünkü Türkiye özellikle kriz sonrası kendi ekonomisine, kendi üretimine dönmüş bir ülke. Şundan olmuş olabilir mi? Tarihten sonra ben çıkartayım sana inanılmaz. Ben Babacan'a özel mektup yazdım. Yanlış yapıyorsunuz şu konuda. Yani yanlış yapıyorsunuz derken yanlışsın manasında değil. Dikkat edin. Her yerde konuştum. Kaç tane yalnız kivi fabrikası kapandı biliyor musunuz? Gebze ile Kocaeli arasında. 40'a yakın çivi fabrikası kapandı. Neden? Çünkü bu cari açığı artıran nedenlerden bir örnektir bu. Çin'den ucuz çivi ithal ettik. Şimdi bizim Türkiye'de şu anda yani şimdi herkes kızar, sevmez, yapar. Bugün bu konuştuklarımızın da Allah'ı var. Mimarı Berat Albayrak'tır. Eğer Berat Albayrak kendi bu konuda doktorasını yaptığı için belki ben ona hükmediyorum. Yani bilimin burada önemli, enerji konusunda çalıştığı için bu konulara girmeseydi bugün bunları konuşmaz olurdu. Peki olabilir. O zaman biz bana şunu söyler misiniz? Üç maddeli çünkü Fulya'yı söylediniz. Fulya bekliyor bizi. Bir ona gideceğim sonra diğer iki konuma döneceğim. Bir, cari açık düşecek. İki, bu konuda üretim maliyeti düşecek. Gübre maliyeti değil. Gübrenin içinde doğal gaz yok. Bu doğal gaz gündeme gelene kadar dünyada gübre yok muydu vardı? Peki. Bu konuda oraya yanında da kurulmasının nedenleri bu. Ben aslında farklı kelimelerle benzer şeyler söylüyorum. Cari açık düşecek. Evet. Üretim bedeli düşecek. Üretim maliyeti düşecek. Ben de birbirinize niye itiraz ettiniz anlamıştım. Türkiye bu konuda uzmanlaşacak. Evet. Dolayısıyla Rusya'nın uzun yıllar ambargo koyduğu fakat şimdi bu Ukrayna Savaşı dolayısıyla bu TANAP'ın da çalışmasına izin veren Orta Asya enerjisini ihraç eden ülke olacağız. Yani bizim ihraç edeceğimiz enerji kendi ürettiğimiz enerji olmayacak. Tamam. Transit olarak enerji. Bu üç tanesi aslında Türkiye'nin makro ekonomisini mikroya etkileyen en önemli gelişmeler. Tamam.